Merhaba arkadaşlar, ben İTÜ ACM'den Murat. Bugün sizlerle birlikte iki tane birbirine çok benzeyen soru çözeceğiz. İlkiyle başlayalım. Sorumuzdan kısaca bahsetmek gerekirse, bize bir binary tree veriliyor. Bu binary tree'deki leaf nodların derinliklerinin minimumunu istiyoruz. Örneklerden soruyu incelemeye başlayalım. Diyelim ki root'umuzun seviyesi 1, level'ı 1. Gezmeye başlayalım. Notlar arasında. 9'a geldim. Derinliğim 1 arttı. Artık 9'un derinliği 2. Şimdi elime geçen minimum derinlik şu anda 2. Geri çıkıyorum. 20'ye geliyorum. 20'den sonra bakıyorum. 20 leaf not mu değil mi? Çocukları var. Demek ki bu bir leaf not değil. Devam ediyorum gezmeye. 15'e geldim. 15 bir leaf not mu? Evet. Ama derinliği 3. Hatırlarsanız şurada derinliğimiz 2 idi. Dolayısıyla sonucumuz değişmedi. Devam ediyorum. Tekrar 20'ye geri döndüm. 7'ye geldim. 7'nin derinliği 3. Tekrar 2'yi değiştirmeyeceği için sonucumuza bir etkisi yok. Aşağıdaki ikinci örneğe bakalım. Şurada LeetCode'un kendi çizim şeyi var. Oradan bakalım. Case 2. Şunu biraz büyütmek gerekirse. Burada root'umuz 2. Bunun level'ı 1. Devam ediyorum. 3'ün level'ı 2, 4'ün level'ı 3, 5'in level'ı 4, 6'nın level'ı da 5. Burada bu notlar arasında bir tek leaf node olan 6 var. Dolayısıyla 6'nın seviyesine bakmamız gerekiyor. 6'nın seviyesi 5. Dolayısıyla cevabımız 5 oluyor. Şimdi bu notlar arasında gezme işlemini tam olarak nasıl yapıyoruz? Pre-order ya da post-order gezmelerini yapabilirsiniz. Biz pre-order yapalım. Şimdi öncelikle bir tane globalde bir değişkenimiz olsun class'ın içinde. Minimumu tutmak istediğimizden dolayı şuna bir answer diyelim. Minimumu tutmak istediğimizden dolayı ilk başta bunun değeri int max olsun ki sonucumuz değişmesin. Sonra bir tane de fonksiyon yazalım. Bu fonksiyonla birlikte tree'mizde gezeceğiz. Adı traverse olsun. Ya da pre-order yapacaktık. Pre-order olsun adı. Bu pre-order fonksiyonu ne alacak? Nodumuzu alacak. Yok pardon. Nodumuzun adresini alacak. Tree node. Bu arada tree node'un structure'ından da biraz bahsetmek gerekirse. Tree node bir class. Bu class'ın işte değeri var. Left ve right pointer'ları var. Bunlar altındaki ve üstündeki şey altındaki ve altında solundaki ve sağdaki notlara point ediyor. Bu kadar. Şimdi tree node'un pointer'ını yolladık buna, node'umuz. Bir de ayrıyetten globalde anlık level'ımızı tutalım. Level. Ve gezmeye başlayalım. Dedik ya pre-order. Pre-order'da önce node'uma bakacağım. Bu bir leaf mi değil mi? Node if node left it if not node and not node right. Şimdi bu yazdığımız kod parçacığı açıklamak gerekirse bizim elimizdeki nodun left'inde bir çocuk yoksa ve aynı zamanda right'ında da bir çocuk yoksa demek ki bu bir leaf'tir. Dolayısıyla ben şu anki level'ın level'ımı answer'ımla kıyaslayabilirim. Answer eşittir minimum answer ve level. Şu anda yaptığımız şey şu anki level'ımızda globaldeki answer'ımızın minimumunu alıp bunu answer'a eşitlemek. Sonrasında da return diyeceğiz çünkü bunun çocuğu yok zaten daha da derine inmemize gerek yok. Eğer bu bir şey değilse leaf node değilse o zaman benim gezmeye devam etmem gerekiyor değil mi? Dolayısıyla pre-order fonksiyonunu çağıracağım. İlk önce node'un left'ine gideceğiz. Ardından node'un right'ına gideceğiz. Tamam. Peki şöyle bir durum olabilir mi? Benim pre-order fonksiyonuma null değerinde bir şey gelirse ne olur? Hata verir. Çünkü null'ın left'ine erişemem. Dolayısıyla burada ben segmentation fault yiyeceğim. Onu düzeltmek için if node not node diyoruz ya da node eşit eşit null diyelim. Eğer böyle bir durum oluşursa direkt return etmemiz gerekiyor.
Tamam. Yalnız şurada bir şey daha dikkatimizden kaçmış. Biz aşağıya doğru, çocuklarımıza doğru inerken level'ımızı arttırmamız lazım. Dolayısıyla level artı artı. Aynı şekilde çocuklarımızla işimiz bittikten sonra level eksi eksi dememiz lazım ki tekrar yukarıya dönebilirim. Tamam. Şimdi preorder fonksiyonumuzu yazdık, tamamladık. Artık ana fonksiyonumuza dönelim. Minimum depth'i istiyoruz. İlk başta eğer bizim level'ımız ne? 1. Çünkü root'umuzun level'ı 1. 1'den başlamamız lazım. Sonra gelen root'umuzu traverse fonksiyonuna yollayacağız. Ve en sonunda da return answer diyeceğiz. Şu anda bu kodun çalışması gerekiyor. Submit'leyelim. İlk önce bir test case'lerde deneyelim. Compiler error aldık çünkü fonksiyonumuzun adı traverse değil, preorder. Run diyelim. Tamam, accepted diyor. Bu arada biz kendi test case'lerimizi de yazabiliriz. Lead kodun güzel bir özelliği bu. Şöyle silip mesela null pointer geldiğinde ne yapacağız? Şöyle null da deyip bunu da deneyebiliriz. Şöyle. Mesela null şeyinde doğru çalışıyor mu kodumuz? Çalışmıyor. Neden? Onun da sebebi şu. Root'umuz geldi. Level'ımızı 1 yaptık. Ha, pardon. Şu an burada bunu doğru yollayamadık. Biz en iyisi submit diyelim. Bakalım geçecek mi? Evet, geçmedi. Nedeni de bu. Int max. Az önce doğru yollamışız, geçmemiş. Demek ki boş bir şekilde root'u yolladığı zaman bize gelen değer tamam. Hatamız şurada. Level'ımız 1, root'umuz bu ama hiç traverse etmediğimiz için yani preorder fonksiyonu çağırdığımız zaman direkt null olarak çağıracağız boş bir tree'de. Null olarak çağırdığımızda direkt return edecek ama answer'ımız hiç değişmeyecek. Dolayısıyla onu yakalamamız lazım. Onu yakalamak için de şöyle yapacağız. If root eşittir nullsa o zaman benim 1 döndürmem gerekiyor değil mi? 1. Bir daha deneyelim. Hala şey hatası oluyor. Çünkü boş tree'de 0 istiyormuş bizden. 0 verelim. Run diyelim. Tamam. Sabitleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçti ilk kodumuz. İlk sorumuz. İkinci sorumuz da buna çok benziyor. Bu sefer sadece maksimumlarını alacağız. Dolayısıyla ilk kodumuzu kopyalayabiliriz. Yani aynı mantıkla. Şuradan gelelim. Şu answer ve level kısımlarını aldım. Yapıştırdım. Sonra geri geldim. Buraya geldim. Preorder fonksiyonumu alıyorum. Preorder fonksiyonumu aldıktan sonra buraya yapıştırıyorum. Son olarak max depth'in içini alacağım ama burada bazı şeyleri değiştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle answer'ımın int min olması gerekiyor. Çünkü ben artık bazı şeylerin maksimumunu alacağımdan dolayı bu answer değişkeninin buna direkt olarak etki etmemesi gerekiyor en başta. Dolayısıyla böyle bir yol izliyoruz. Sonra max depth'in içine gelelim. Level'ımızı 1 yapacağız. Çünkü gene root'umuzun level'ı 1 olarak alacağız. Ancak eğer bizim bir root'umuz yoksa, bize bir tree döndürülmüyorsa cevabımız yine 0 olacak. Sonrasında preorder fonksiyonumuzu çağıracağız. Preorder fonksiyonumuz gene bir tane tree nodu alacak. Eğer nodumuz nullsa segmentation fault yememek için return diyeceğiz. Aksi takdirde burada bir leave condition check yapıyoruz. Bir önceki soru gibi. Eğer leave ise o zaman benim maksimumunu aradığım için artık burayı maksimum demem lazım. Bir leaf'in level'ının maksimumunu arıyorum. Dolayısıyla maksimumunu alacağım. Burası ise aynı kalacak arkadaşlar. Çünkü gene aynı şekilde left ve right'a doğru giderken level'ımı arttırmam gerekiyor. Daha derine iniyorum çünkü. İsterseniz bunu bir çalıştıralım. Geçti. Sabitleyelim.
Evet, gördüğünüz gibi geçti arkadaşlar. Biz bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.